Şimdi olay maç orada bitti. Oyuncumuz atıldı, maçı kaybettik. Gözlemcinin bir şeyler yazıp yazmaması çok şeyi değiştireceğini sanmıyorum. Biz Malatyalılar olarak bu feryadımızı eğer MHK'ye duyurabilirsek en azından bundan sonrası için bir tedbir almış oluruz. Çünkü bu tür hakemlerle önümüzdeki süreçte de karşılaşmamak adına söylüyorum. Yine üstüne basarak söylüyorum. Ben yapı itibariyle de zaten hiçbir zaman hakemlerle ilgili yorum yapmadım. Ama ben bu hakem için diyorum ki eğer Türk futboluna iyi bir şeyler kazandırmak istiyorsa bugünden itibaren düdük çalmaması gerekir. Ben o kanaatteyim. Hocam bilginiz olmadığını sanıyorum da biz bu hakemle Çanakkale'de yine aynı şekilde bizim kaptan Ramazan'ı geçen sene atmıştı. Bu hakemle yine bir olaylı maçımız var. Onu da bir kaptan Ramazan'a sorarsanız size anlatır. O zaman şöyle diyeceğiz. Onun Malatya Spor'la bir husumeti var herhalde. Bir alıp vereceği var ki bu kadar art niyetli davranıyor. Ben buna hüsnü niyetli diyemem. Gerçekten art niyetli biriydi. Buradan da kınıyorum kendisi. Evet, zor bir deplasmandı ama biz maçın başında kırmızı kart gerçekten planlarımızı alt üst etti ve haksız bir kırmızı karttı gerçekten. Onun için planlarımızı alt üst oldu dediğim gibi. Ama yapacak bir şey yok, böyle şeyler olacak. Ama hakemlerin bu şekil böyle haksız kararlar vermesi tabii bizi ciddi bir şekilde üzdü. Artık önümüze bakacağız. Önümüzdeki çarşamba günü maça bakacağız. Ondan sonra hafta sonu biliyorsunuz Pendik'te maçımız var. Yapacak bir şey yok artık. Yani haksız bir kırmızı kart. Gözlemci bakıyor. Gerçekten böyle bir işim. O da üzülerek söylüyor bize böyle bir şey. Haksız bir kart diyor. O Malatya'nın haklarını sona kadar arayacağız. Önümüzdeki bu yarın işte pazartesi veya bir en azından Koray içinde bir maçta biliyorsun bir maça inmesi için evet. Bir yaz bildiğimde bulunacağız. Bir itiraz edeceğiz ona. Ama bu şekil tabii bu çok ciddi bir ağır bir karardı. Ağır bir kırmızı kart gerçekten çok ağır bir karardı. Yani orada rakip takım bile inanamadı. Kırmızı yöneticileri inanamadı. Kırmızı kart olacağı. Ben de anlamadım ama artık yapacak bir şey yok. Tabii böyle şeyler oldu. O sıkıntılar olacak. Biz artık onu unutacağız. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Yapacak bir şey yok. Hakemlik ve hakimlik adaleti temsil eden işlerdir. Şu anda bu hakemin ne kadar adaletsiz bir karar verdiğini inşallah kendisi görür. O vebayla en azından bir sonraki maçlara daha doğru karar verir diye düşünüyorum. Tabii bundan da sığınmamak lazım. Bugün takım olarak da çok iyi değildik. Belki bu bir kırmızı kart bizi çok etkiledi. İnşallah daha iyi oluruz. Daha iyi olmak için elimizden geleni göstermemiz lazım. Malatya büyüktür, halkı da büyüktür, camiası da büyüktür. Biz bunları aşarız. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta bunu da göstereceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.